Ve ikinci bağlantımıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Markalaşma danışmanı Sayın Enes Kayacan yayınımızda. Enes Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Enes Bey malum Sinan Bey özellikle de küresel çapta altın fiyatlarındaki artışa açıklanan paketlerin ekonomiye yansımalarına dair önemli tespitlerde bulundu. Şimdi küçük esnafa geldik. Aslında küçük esnafla ilgili de önemli açıklamalar da bulundu. Biraz da esnafla konuşuyor sahada. O tepkileri de bizlerle paylaştı. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de malum işsizlik. Her ne kadar bazı noktalarda işten çıkarmaya bir sınırlama, yasaklama gelmişse de işsizlik her geçen gün artıyor. Genç işsizlerde durum oran %25'leri aşmış durumda. Türkiye bu sorunu kangren haline gelen bu sorunu nasıl çözer? Buyurun. Öncelikle dünyada para çok olduğu zaman tüm ülkelerde çok oluyor. Ekonomi iyi olduğu zaman tüm ülkelerde ekonomi iyi oluyor. Tabii ekonomisi çok çok güçlü birkaç tane ülke var. Onlar dünya krizdeyken de sürekli büyümeye devam ediyorlar. Fakat dünya genelinde şu anda bir daralma olduğunu, paranın olmadığını, ekonomik daralmanın olduğunu görüyoruz. İşsizlik sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu. Hele hele Amerika'da şu anda patlama derecesine gelmiş. Aslında şu son 10-15 yıllık işsizlik olayı tamamen bir doğum sancısı problemi yaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yeni teknolojiler, yeni iş alanlarıyla eski alışkanlıklarımızı harmanlayamadık çok kısa sürede. Dolayısıyla artık teknolojiler, yazılımlar, online sistemler birçok yapılan işin yerini tutuyor, işini yapabiliyor. Hele hele daha ileri seviyedeki robotik faaliyetler çıkmış. Ve bunlar tek başına bir bakıyorsunuz yazılım 10-15 işini görüyor. Bu dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Daha da devam edecek, büyüyecek, gelişecek. Hele hele bu son 10 yıldaki değişim dönüşüm 40 yıla bedeldir. Yani 40 yıllık değişim dönüşüm neyse 10 yılda aynısı yaşanıyor, gerçekleşiyor. Bu işsizlik sorunu kısa zaman içerisinde Türkiye'de yok olmayacak. Yani bununla biraz bizim bununla beraber yaşıyor olmamız gerekir. Bunu kabullendiğimiz zaman ne olur? İşsizliğe farklı çözümler buluruz. Yani bir şirkete girip orada tam kadro, tam zamanlı çalışmaktansa belki freelance, part-time, home office çalışmalarla, farklı alanlarla, çalışma alanlarıyla bir işsizlik problemini giderebiliriz. Yani eskide birisi sigortalı olduğu zaman çok güzel bir iş bulmuş. Bugün çok karlı geliri varsa sigortayı kimse artık önemsemiyor. Dolayısıyla işsizliğe de farklı çözümler bulmak gerekir. Örneğin bir tane şirket tanıyorum Türkiye'de. Tek hedefi işsizler. Diyor ki benim hedefim işsiz. Evinde oturmuş şu anda işsiz. Ve yarım maaşla çalışabilecek. Bütün gününü bana vermeyecek. Şirkete gelmeyecek şekilde ben insanları çalıştırmak istiyorum. Hem de 2000-3000 civarında kişi işe alacaklar. Ve devlet de dikkat ederseniz geçen gün bir torba paketinin içerisinde şeyi de koydular. Artık freelance, part-time ve home office çalışmaları da resmiyet altına alıyorlar. Dolayısıyla bu giderek başlayacak. Mesela ülkemizin en büyük şirketlerinden bir tanesi Koç Holding bu hafta bir karar aldı. 100 bine yakın neredeyse çalışanları ve bileşenleriyle beraber 100 bine yakınını haftada bir gün evde çalıştıracak. İleriki zamanlarda bunu yaygınlaştıracak. Haftada iki güne çıkartacak. Sonra 2000'li, 3000'li, 5000'li uzaktan çalışma sistemine geçecek. Türkiye yeni tanışıyor bununla ama dünyada örneğin IBM 10 yıl önce arıyordunuz müşteri hizmetlerini. Bir bakıyordunuz Hindistan'da bir tane temsilci çıkmış size destek veriyor. Siz Türkiye'desiniz, şirket başka bir ülkede, temsilci ise Hindistan'da. Türkiye'nin de bu sisteme çok hızlı bir geçiş yapıyor olması gerekir. Aradığınız bir müşteri hizmetleri, bir danışma hattı Avrupa'da veyahut da Afrika'da hizmet veren birisi olmalıdır artık. Türkiye'de aslında bu anlamda çok ciddi avantajlara da sahip.
Örneğin Avrupa'da iş gücü tabii çok pahalı. Türkiye'deki birçok yabancı dili olan kişiler Avrupa'yı şirketlerde Türkiye'de olmasına rağmen çalışıp maaşını onlardan alıp onlara hizmet verebilir. Bu gibi yolları da denememiz gerekir ki bu önümüzde çok büyük bir fırsattır. Bu şekilde bir nebze de olsa belki çözülebilir. Evet, çok teşekkürler. Tabii bunun organizasyonunu yapmak gerekiyor tabii. Bu anlamda kim yapabilir? Devlet mi yapmalı? Şirketler mi yapmalı? Nasıl olacak? Bunun organizasyonu çok önemli değil mi bu noktada? Ya, gayet tabii. Şimdi işte bütün işler iki şekilde olur. Bir üstten gelmeyle bir de alttan baskıyla olur. Çok talep olur. Devlet ona bir mevzuat çıkartır. Veyahut da devletin öyle bir stratejisi olur. Mevzuatıyla beraber hazırlar, uygulamaya koyar. Devletle özel sektör arasında sürekli bir boşluk oluyor. Çünkü devlet mekanizması büyük gemilere benziyor. Büyük gemiler bazen sola döneyim derken 1 kilo 2 kilometre ileriden ancak dönebiliyorlar. Çok küçük bir belgenin revizyonu bile aylarca sürebiliyor. Ama özel sektör verimliliğe odaklanmış ve daha konsantre hareket ediyor. O anlamda belki devlet, özel sektör, bireyler hepsi el ele vererek bunu yapmalı. Birçok kurum kuruluşta da bunu görüyor. Şirketlerde de var. Aslında devletler, şirketler, kurumlar, kuruluşlar, vakıflar hepsi insan neredeyse insana benzer bir yaşam biçimi vardır. Bazen unutuyor, bazen bazı şeyler ağır geliyor, bazı şeyleri yapamıyor ama idare etmek zorunda. Devletin de dolayısıyla bazı şeyleri yapamadığını artık kabul etmek gerekir. Çünkü büyük bir yapı. Örneğin sosyal medya geldi Türkiye'ye, 15-20 yıldır aktif bir şekilde kullanılıyor. Ne zaman sorun olmaya başladı, ciddi problemler olmaya başladı. Sosyal medya ondan sonra şimdi yasalar çıkartıyorlar. Bir diğer tarafta selfie geldi, bizim dilimize yerleşti. Hepimiz alıştık selfie çekmeye. Dediler ki selfie değil de öz Türkçe ile biz bunu yapacağız. Günaydın. Yani selfie kelimesi ilk dünyada kullanılmaya başladığında, daha Türkiye'ye gelmediğinde siz neredeydiniz? Bunun için devlet de birçok problemi yaşadıktan sonra çözüm buluyor. Burada devletten de bir beklenti içerisinde olmak gerekir. Sen yabancı dili olan bütün vatandaşların bu başlığına başvuruda bulunsunlar. Türkiye'de çok ucuz şartlarda, hani Avrupa'da bir işçiye 1500 euro vereceklerine burada 500 euro verseler çok rahat insan çalıştırabilirler ki Avrupa'dakiler buna can atarlar. Yeter ki o diğer kriterleri de yerine getirelim ve böyle bir girişimde bulunabilirler. Beyin göçü yerine uzaktan hizmet çok rahat verilebilir. Ulaş Bey, Enes Bey, şimdi tabii özellikle de küçük esnafın yaşadıkları sorunlar da var. Tabii işsizlik bir sorun ama küçük esnafın da özellikle de pandemi döneminde yaşadıkları büyük mağduriyetler, büyük sıkıntılar var. Sinan Bey de biraz önce o küçük esnafın yaşamış olduğu sıkıntılara dikkat çekti. Peki bunu fırsata nasıl çevirebiliriz? Yani bir taraftan da hani paketler var, ekonomi paketler açıklanıyor. Bu kriz döneminde esnaf bir taraftan da duruyor. Yani ne yapalım diyor ve kendi sorunlarıyla baş başa. Bu krizi atlatmanın başka yolları yok mu? Ne yapabilir küçük esnaf kendi sorunlarıyla baş başayken? Yani devletten, özel sektörden beklemeden kendi içerisinde bir atılım gerçekleştirebilir mi? Bunu nasıl yapabilir? Hadi Bey, kriz değil aslında. Biz belki zor zamanlar diyebiliriz buna. Çünkü krizler böyle olmuyor. Krizler geldi mi hakikaten sektörleri yerle bir ediyorlar. Ticareti yerle bir ediyorlar. Şu an geçici bir süreliğine belki pandemiden dolayı sıkıntı yaşayan bazı sektörlerimiz var ama patlama yapan diğer sektörlerimiz de var. Biz ticaret şöyle bir şeydir. Arada bir dikiz aynasında dönüp arkamıza bakacağız, yolu kontrol edeceğiz, geçmişe bakacağız ama çoğunlukla bizim önümüze bakmamız gerekir. Önümüzde çok sayıda fırsat var ve yol önümüzden alınır. Eğer ki önümüze bakmazsak, sürekli dikiz aynasına bakarsak, olumsuz düşünürsek, felaket telalı olursak o zaman motivasyon kaybı yaşarız. Motivasyon kaybı yaşadığınızda bu işlerinize de yansıyor.
Ondan sonra işler düşmeye başlıyor. Sürekli suçlu ve suçu aramaya başlıyoruz. Dönüp bence burada kendimize bakmamız gerekir. Şimdi siz eğer bugün bir devlet kurumunda yetkili birisi olsanız, isterseniz ki alanınızla ilgili sürekli güzel adımlar atasınız, gelişmeler yapasınız. Bazen biz Ticaret Bakanı'yla görüştüğümüzde yani böyle daha fazla iş yapalım diye can atıyor. Görüyoruz bunu. Fakat biz zannediyoruz ki Türkiye'de sadece biz varız, bizim şirketimiz var. Oysa 2 milyon 200 bin tane şirket var ve bunları devlet bir karar verdiği zaman büyük esnaf ister ki her şey dört dörtlük olsun. Küçük esnaf bazı şartları yerine getiremiyor. Devlet her ikisini de düşünmek zorunda. Küçük esnafı da düşünmek zorunda. Dolayısıyla biz böyle çok da devlette bir beklenti içerisinde olmamalıyız bu geçiş sürecinde. Kendimize odaklanalım. Mesela neler yapılabilir? Bir, küçük esnaflarımızın devletin teşviklerinden hakkıyla faydalanmadığı saptanmıştır. Yani bir anket yapıldı. Ankette 100 kişiden 40'ı KOSGEB, MOSGEB'in yolunu hiç bilmiyor. Gidip bir çayını bile içmemiş. Oysa küçük esnaf işi bile yoksa gidip KOSGEB'in bir çayını içmeli. KOSGEB uzmanından fikir almalı. Gidip İşkur müdüründen fikir almalı. Bir çayını içmeli. Neler yapabiliriz konuşmalı. Oradan gidip vergi dairesinin müdürüyle oturup bir çay içmeli. Kendini küçük görme. Hatta küçük esnaf da dememek lazım. Yaygın ticari faaliyet yürüten kurumlar, kuruluşlar desek belki daha doğru olur. Bütün büyük şirketlerimiz önce küçük esnaf. Küçük derken neyi kastediyoruz? Geliri mi az, önündeki büyüme mi kapalı? Büyümeye müsait olan her kurum, kuruluş ve her kişi büyüktür. Eğer birisi büyümeye müsaitse ve büyümeye açıksa o zaman büyüktür. Büyük muamelesi kendisine yapılması gerekir. Esnaflarımız ticari boşluklara odaklanacaklar. Yani bizim meşhur bir şey var. Bir tanesi Ağrı'dan gelmiş İstanbul'a bir bakkal dükkanı açmış. O köyde ne kadar kişi İstanbul'a gelmişse hepsi ona bakarak onlar da bakkal dükkanı açmışlar. Yani sadece çevremize bakarak iş yapmamalı, kendimizi de geliştirmeliyiz. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de maalesef biz eğitim anlamında kendimizi geliştirmiyoruz. Bir şekilde bu büyük esnaflar eğitimlerle, danışmanlıklarla kendilerini geliştiriyorlar, büyük iş adamları. Ama küçük esnafımız, abi git gel, habire berber dükkanı gibi işi olmadığı şeyleri siz söyleyin, döviz kurumlarını, kurlarını vesaire falan konuş. Ama iş ticaretine bir şey geliştirme. Ve bakkal dükkanını da terzi dükkanını da bir yazıhane gibi kullan. Ondan sonra da iş bekle. Bence bu doğru değil kanaatimce. Küçük esnafın etrafında onun işini büyütecek yeterlice insan var. İşine Allah'ın izniyle odaklansa, ya Allah Bismillah dese ve her gün bir adım atarsa bir gün bir müşteri kazansın. Öbür gün bir yeni ürün bulsun. Bir diğer gün yeni bir tedarikçi bulsun. Görecek ki işleri yavaş yavaş değişiyor, gelişiyor Allah'ın izniyle. Hazreti Mevlana ne diyor? Diyor, kolum kırıldı diye üzülme. Belki Allah sana kanat takacak. Ben hep söylüyorum, işlerin azıcık iyi olması çok kötü bir şeydir. Hiç olmaması daha iyi. Neden? Çok az iyi giden işler bizi oyalar. Gidersin, gelirsin, 5 yıldır aynı işi yaparsın. 10 yıldır aynı işi yaparsın. Ancak geçimini yaparsın. Gelişmeye gerek yok. Neden? Her şey rayında zaten. İşimizi yapıyoruz. İşlerimiz de yolunda. Ama işler bozulmaya başlasa ne yapacaksın? Arayış içerisine gireceksin. Sağa solu arayacaksın. Gelen gidene soracaksın. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Nasıl işimizi büyütebiliriz? Daha neler, ne gibi alanlarda fırsatlar var, boşluklar var? Kimlerle iş ortaklığı yapabiliriz? Bütün bunları konuşursun. Dolayısıyla işlerin bazen zayıf olması aslında çok büyük fırsattır. Hadi Bey. Enes Bey, son olarak şununla ilgili de kısa bir yorum. Kısa, fazla zamanımız yok. Tabii üst üste zamlar yapıldı. Sinan Bey de değerlendirdi. Bu da herkes neredeyse kendi kafasına göre zam yaptı. Burada bir denetim mekanizması yok. Dolayısıyla yapılan zamlarla birlikte hayat pahalılığı arttı.
Halk bu hayat pahalılığına karşı nasıl mücadele etmeli? Birkaç cümleyle buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi maalesef bu zamlarla hepimizin dili yanıyor. Yani sadece halka hitap eden taraflara değil, şirketlere hitap eden yönleriyle de her şey zam üstüne zam geliyor. Devletin bir mekanizması var. Neye ihtiyacı var? Paraya, neye ne kadar zam yapması lazım? Yüzdelikleri belli ama o zam yapacakları oranda esnafımızın işi arttı mı artmadı mı buna bakmaksızın bu zamları yapıyorlar. Hele hele yani burada çok ağır ciddi bir eleştiri getirebiliriz. Hangi alanda? Ya çok değil. 10-15 kalemde herkesin ihtiyaç duyduğu temel gıda maddeleri ve yaşam standartlarında hani standart bir yaşam için ihtiyaç olan gıda maddeleri ve diğer ihtiyaç maddelerinde en fazla 20 kalem. Bunları bir şekilde demiyoruz devlet el atsın yine o gıda pazarlarını falan kursun bir şekilde halka ulaştırsın. Ama hakikaten tarlada 3 TL olan bir meyve bir sebze bir bakıyorsunuz 33 liraya satılıyor. Aracılar var. Devletin buraya bir el atması gerekir. Ve bu temel gıda maddelerinin temel ihtiyaç maddeleri 20 kalemi geçmez tekrar söylüyorum. Bunların değil zamı bunların fiyatlarını düşürmeli. Çünkü bunlar israf olmayan şeyler. Ve bunlar temel gıda maddeleri. Herkesin fakirinde, zenginde herkesin ihtiyaç duyduğu. Özellikle dar gelirli insanların çok daha fazla ihtiyaç duyduğu alanlardır. Buralarda çok çok özel indirimler. Gerek vergi indirimi. Örnek veriyorum diyebilir ki ben ekmekten, sütten, yoğurttan, yumurtadan artık vergi almayacağım. Vergiyi neyin üzerine koyacaksın ya ki büyük marketler bunu yapıyor. Büyük marketler diyor ki Ayşe ablamız geliyor, Ahmet amcamız geliyor, burada yumurta alıyor. Yumurtadan biz 1 lira fazla kar etmeyelim, yumurtayı geliş fiyatına verelim, insanlar bize gelsinler, müşteri bize gelsin. Ama ağır giden başka bir şey, biz bir paketlenmiş balıktan 3 lira değil de 6 lira kazanalım. Neden? O ana alan 3 lira veren 6 lira fazla versin sorun değildir. Yani orada aslında büyük marketlerin stratejisini bence devlet de izlemeli diye düşünüyorum. Enes Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Enes Kayacan markalaşma danışmanı yayınımızdaydı. Önemli tespitlerde bulundular. Özellikle de girişimcilik ve markalaşma noktasında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii daha öncesinde de Ekonomi Sinan Bayraktar yayınımızın konuydu. O da önemli tespitlerde, değerlendirmelerde bulundu. Evet değerli izleyenler ve müzakereyi bu hafta nokta diyoruz. Haftaya farklı konu ve konuklarda yeniden karşınızda olmak dileği ve temennisiyle şimdiden hayırlı bayramlar.